Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle baş başayız. Bu videomuzda ikinci ve üçüncü adım sorulardan seçme konular üzerinde seçme sorularla sizlerle beraber olacağız. Sözü uzatmadan hızlıca arkadaşlar sorularımıza geçelim. Ve gene sevgili arkadaşlar ikinci adım sorularımızdan birisi. Şimdi yedinci soruyla onuncu soruyu sizler için değerlendireceğim. Önemli gördüğüm için burada bazı ek bilgiler de sizinle paylaşmayı hedefliyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu parçadaki diyor numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sırasıyla sözcükleri göstereceğiz. Yani isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaş mı? Diğer soruda da arkadaşlar aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? Yani isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı, bağlaş mı, ünlem mi gibi arkadaşlar. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim değerli öğrenciler. Şimdi değerli öğrencilerim doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Hemen ispatını yapalım. Zarf, sıfat, edat, zamir şeklinde bir sıralama var. Neden? Hemen tanımlarını da vererek paylaşalım. Diyor ki bakın otlar hakkında daha pek çok şey biliyordu. Biliyordu yüklem, o biliyordu ne hakkında, otlar hakkında ne kadar daha pek çok şey. Bakın zarf olarak ne yapmış arkadaşlar? Niteleme yapmış. Şimdi zarfları bir hatırlatayım arkadaşlar tekrar. Geçen soru çözümlerimizde de hatırlatmıştım biliyorsunuz. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteleyen kelimelere biz zarf diyoruz. Bakın burada daha ne yapmış? Pek zarfını niteleyerek fiilde tabii bu arada niteleyerek ne yapmış? Bir görev görmüş. Dolayısıyla burada zarf göreviyle kullanılmış. Alçaklarda biten gümüş renkli çayırları da çok sever. Nasıl çayırlar arkadaşlar? Gümüş renkli çayırlar. Burada çayırın neyi olmuş arkadaşlar? Sıfatı olmuş bakın dikkat edin. Şimdi sevgili arkadaşlar burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer sevgili öğrenciler bir isme nasıl sorusunu soruyorsak aldığımız cevap sıfatı verir. Bak nasıl çayırlar dedim dikkat edin. Nasıl çayırlar dedim. Gümüş renkli çayırlar. Hocam renkli nedir o zaman burada? Renkli de sıfattır. Aslında burada arkadaşlar bir kurallı birleşik sıfat var. Gümüş renkli çayırlar derken tabi burada sadece gümüşü işaretlediği için o da sıfatın bir unsuru olduğu için o da nedir? Sıfattır. Tamam mı arkadaşlar? Burada gümüş renkli çayırlar bir sıfat damlasıdır. Çayırlar ismini ne yapmış? Nitelemiş. O zaman ikinci de nedir? Sıfattır. Üçüncüye gelelim. İpek gibi yumuşak püskülleri rüzgarsız eder. Bak ipek gibi. Zaten gibi gördüğüm zaman bu pratik olarak edat olduğunu göreceğiz. Neden? Şimdi cümleden çıkardığımız zaman tek başına anlamı yok. Cümlenin içinde anlam kazanıyor. Ne yaptı burada? Bir benzetme yaptı değil mi? İpek gibi yumuşak. İpeğe benzetti. İpek gibi yumuşak olduğunu söyledi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar edatların farklı anlamlar kattığını biliyoruz. Ve cümlede gibi edatının da benzetme yaptığını biliyoruz. Gibi gördüğümüzde bunun bir edat olduğunu da bileceğiz. Dolayısıyla üçüncü de nedir? Edattır. Bunu da ne yapıyoruz? İşaretliyoruz sevgili dostlar. Geriye kaldı dördüncüsü. Rüzgar ne yöne eserse onlar da o yöne eğilirdi. Onlar. Bakın ismi yerini tutmuş. Onlar. Birden fazla kişi var. İşaret ediyor. Onlar. O kişileri anlatıyor, ifade ediyor. Dolayısıyla burada da zamir olarak ne yapılmış? Onlar derken insanları kastettiği için onlar. Burada zamir görevli ve Ceyhan seçeneğini işaretleyerek sorumuzu cevaplandırıyoruz. Gelelim diğerine arkadaşlar. Diğerinde de ne demişti sevgili arkadaşlar bize? Demişti ki hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır? Şimdi baktığımız zaman değerli dostlar Ceyhan seçeneğinde zarf görevli kullandığını görüyoruz. Hemen bakalım ve diğerlerinde neden aynı görevde kullanmadığının ispatını yapalım. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum ne büyük nimet olduğunu. Ah ey güzel gün. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar anlıyorum. Ne kadar çok anlıyorum. Bakın çok anlıyorum. Ne büyük. Evet. Büyük nimet. Bakın. Şimdi burada büyük nimet derken bir tamlama. Neyi tamlamış arkadaşlar? Büyük nimet derken bir sıfat tamlaması. Büyük nimet olduğunu aynı zamanda bir fiilimsi grubu.
Şimdi fiilleri, fiilimsileri, sıfatları arkadaşlar kendi cinsinden kelimeleri, niteleyen kelimelere biz zarf diyoruz. Peki burada ne yapmış? Bakın bir fiilimsi grubunu, bir sıfatı, bir sıfat tanımlamasıyla oluşan bir fiilimsi grubunu ne yapıyor? Niteliyor. O zaman bu zarftır. Gene fiilleri niteleyen dediğimiz için burada anlıyorum arkadaşlar. Ne kadar anlıyorum? Çok anlıyorum. Fiili ne yapmış? Fiilin önüne gelmiş ve fiili nitelemiş çok. Dolayısıyla bu da nedir? Zarftır. Her ikisi de aynı türden olduğu için doğru cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. Peki diğerlerine bakalım. Her şey yerli yerinde, havuz başında servi, bir dolap gıcır diyor, uzaklarda durmadan. Şimdi durmadan burada nedir? Zarftır arkadaşlar. Dikkat edin. Ama her şey derken her şey de burada nedir? Sıfattır. O zaman ne oldu? Bir sıfat, bir zarf geldiği için burada ortak bir tür kullanılmamış. Güzel çocuk derken nasıl çocuk? Güzel çocuk. Bakın sıfat. Niçin gözüm sana bak? Evet, burada bir sebep. Soru niçin? Evet. Niçin gözüm sana baktıkça böyle diyor. Burada da gene bir zarf arkadaşlar. Görevli kullanmış. Neden sonra farkına varıyorsun? Evet, gene bakın burada sevgili arkadaşlar bir zarf. Korkunç ıssızlık bir sıfat kullanılmış. Hoyrattır bu akşam üstüne daima. Evet, zarf. Evet, bir defa. Burada da sıfat. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bir sıfat bir zarf şeklinde oluşum yapılmış ve ortak bir kelime türü kullanılmamış. Hangisinde kullanılmış? Ceyhan seçeneğinde kullanılmış. Ceyhan seçeneğinde kullanıldığı için de değerli dostlar doğru cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim bir başka sorumuza. Evet. Değerli öğrencilerim bir diğer üçüncü adım sorumuza geliyoruz. Sözcük türlerinden üçüncü adım soruları. 2018 ve 2019'da sorulan iki soru. Üçüncü sorumuz ve altıncı sorumuzu sizler için seçtim. Çok önemli bu sorular. Burada bazı önemli şeyler anlatacağım size. Aşağıdakilerden hangisinde nesne sadece isim tanımlamasından oluşmuştur diye sorumuz gelmiş. Altıncı soruda da altı çizili sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bunlara bakalım değerli öğrenciler. Hemen geçiyoruz. Evet, şimdi üçüncü sorumuzda doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Nesne sadece isim tanımlamasından oluşmuştur diyor. Bakalım bunca yılın ardından sokak satıcılarının seslerini hala özlüyorum diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özlüyorum nedir? Yüklemimizdir. Şimdi özleyen kim? Ben. Gizli önce. Neyi? Sokak satıcılarının seslerini. Dikkat edin. Evet. Nesne isim tanımlamasından oluşmuş mu? Evet. Bakın sokak satıcıları arkadaşlar şimdi hemen size şuradan tamlayan ve tamlananı göstereyim. Bakın sokak satıcılarının tamlayan sesleri tamlanan. Tamam mı? Evet. Sokak satıcılarının tamlayan, sesleri tamlanan. Şimdi sevgili arkadaşlar, tamlayan nın nin eki alarak sevgili arkadaşlar ne yapmış? Sesleri ismine, iyilik eki alan sesleri tamlananına bağlamış ve bir isim tanımlaması oluşturmuş. Bu isim tanımlaması da arkadaşlar cümlede nesne olmuş. Neden nesne olmuş? Bakın seslerini derken ı, i ekini almış ve bir belirtili nesne, akuzatif hali almış ve belirtili nesne oluşturmuş. Dolayısıyla bu cümlede isim tanımlaması ne yapmış? Nesne görevinde kullanmış. Ama diğerlerinde öyle değil. Dolayısıyla mesela seyretti. Neyi seyretti arkadaşlar? Neyi seyretti? Ağaçlarla kaplı köyleri diyor. Nasıl köy? Ağaçlarla kaplı bakın. Ne olur burada? Sıfat olur. Değil mi? Sıfat tanımlaması oldu. Fark ettiniz mi? Büyük babam ailenin en küçüğüne en güzel odayı vermişti. Bakın burada da gene en güzel oda ailenin en küçüğü. Bakın burada da böyle bir durum yok. Dolaylı tümleç var. Dikkat ediyor musun? Ailenin en küçüğü isim tanımlaması ama en küçüğüne derken dolaylı tümleç. Geçmiş günlerin özlemi içimde her gün biraz daha büyüyor. Büyüyor. Büyüyen ne? Geçmiş günlerin özlemi. Bakın burada özne görevinde kullanmış. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Emekliye ayrılınca evinin bahçesi adeta sığınağı olmuştu. Evet, sığınağı olmuştu. Nere? Evinin bahçesi.
Evet, burada arkadaşlar gene farklı bir öğe olmuş. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğinde sadece isim tanımlaması göreviyle ne yapılmış, kullanılmış ve doğru cevap Ceyhan seçeneği. Altıncı sorumuza baktığımız zaman burada da parçada kelimelerin sıralanışı sıfat, edat, isim ve zarf şeklinde arkadaşlar sıralanmış. Neden böyle sıralanmış? Hemen bunun ispatını yapalım beraberce buna bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, azıcık diyor bak, esinti olmasa insanı eritecek kadar sıcak bir İstanbul gününde devam ederken ne kadar esinti? Azıcık. Azıcık esinti. Bakın esinti isminin önüne gelerek onu nitelemiş. Bir sıfat olmuş. Evet, kadar. Eritecek kadar. Kadar gibi, göre bunlar nedir? Edattır. Devam edelim. Üç büyüğü Leonardo. Rönesans'ın üç büyüğü. Bakın burada bir isim tanımlaması var. Rönesans'ın üç büyüğü derken, Rönesans'ın üç büyüğü burada tamlayan Rönesans'ın isim. Üç sıfat, büyüğü isim, iyelik eki almış. Dolayısıyla isim çekim eki alan, aynı zamanda isim olan bir kelime. Ve sonuncusu nasıl olmuş da? Bakın burada ne yapmış? Bir sıfat, düzeltiyorum, bir zarf olmuş, soru zarf olmuş. Nasıl olmuş da üçü aynı zamanda aynı coğrafyaya yetişmiş derken bir soru soruyor. Soru zarfı fiilin yanına gelmiş. Unutmayın, zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri, yani zarfları niteleyen kelimelerdir. Burada da olmuş fiilin önünde gelmiş ve devamında aynı coğrafyaya yetişmiş şeklinde tamamlanan cümleyi nitelemiş. Dolayısıyla burada da zarf görevinde kullanılmış. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.